Hadi bak gördün. Böyle olması Gerçekten. lazım. Tamam. Evet, Rica ederim. dermiş yani bilmiyorum bunları getirmişler. 15.49'a aldım. 90 tane yıkamalıkmış. Evet, üzerine sarımsaklı yoğurt döküp pul biber döktüm. Bu menü hemen çok... Kayınvalideme geçeceğim. Kayınvalidemde güzel bir brunch yapacağız. Oradan sonra da tekrar ağzına zeytinyağı koymadım çünkü biber aman domates salçası kadar bozuldu. Merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün günlerden salı. Ben bugün çalışmıyorum, evdeyim. Hakan şu an işte. Size birkaç gündür video çekemiyoruz. Neden çekemiyoruz? Yoğun çalışıyoruz. Anneannem ameliyat oldu. Sürekli oraya gidip geliyoruz. Derken zamanımız olmadı. Ben IKEA'dan bir paket sipariş vermiştim. Hemen öyle göstereyim size. Şu kutuları sipariş verdim IKEA'dan. Bunların içerisinde galiba 1,3 litre sığıyor olması gerekiyor. Şeylerini çıkarttım altında yapışkanlarını ama galiba öyle bir şey sığıyor olması gerekiyor. Hatta bir tanesinin içerisine nişastayı doldurdum. Yani 3 tane 200 gramlık nişasta aldı hemen hemen. Bayağı güzel yani. Böyle 10 tane bundan sipariş verdim. Bir tane de şu uzundan sipariş verdim ama bu dolabıma sığmıyor. Ya bunu geri gönderirim ya da içerideki dolabımda kullanırım. Bir bakmam gerekiyor. Size yarın mutfak videosu çekmek istiyorum. Mutfağımı tekrardan düzenleyeceğim. Burası çeyizden, yani çeyizi getirdiğimizde düzenledik. Daha sonra ben ufak tefek değişiklikler yaptım ama böyle komple bir değişiklik yapmadım. Yani biraz orayı toparladım, biraz öbürünü, biraz öbür çekmeceyi ve aslında hiç sevmiyorum öyle bir şeyi. Çünkü böyle bir yeri toparlasan öbür taraf dağınık kalıyor. O yüzden yarın her tarafı çıkartacağım. Buradaki bütün buraya hepsini dizeceğim. Bir de burası bence yetmez. Bir de şurada masaya da dizerim. Daha sonra hepsini tekrardan düzenleyeceğiz. Buradaki bütün çekmeceleri, bu yukarıyı pek düzenlemem diye düşünüyorum. Çünkü birkaç tane bardak alacağım yeni. O bardakları aldıktan sonra düzenlerim orayı. Zaten burayı yeni düzenlemiştim. Dediğim gibi işte birkaç yeri yaptım, birkaç yeri yapmadım derken. Zaten burası bulaşık makinesi. Burayı yeniden düzenlememiz gerekiyor. Bu arada bakar mısınız? Resmen kapağını kırdık. Elimde kaldı. Şimdi servisi aradım. Servis bize mail yollayın dedi. Bir hafta içerisinde haber gelir dedi. Ben bunu geçen hafta yaptım. Hala haber gelmedi. Tekrar aramam gerekiyor orayı. Şuraları tutuyor ya bunu, bu kapağı. Aslında burada kapak oluyor ve içerisindeki çamaşır makinesi görünmüyor. Bunu ben çok mu sık kullanıyorum? Artık kapak mı nasıl, adi mi ne, bilemedim yani. Yalama yaptı bu şeylerinin yeri. Civatalarının yeri yalama yaptığı için böyle elimde kaldı biraz önce. Zaten yalama yaptığında hemen haber vermiştim farkına vardığım an. Ama artık dayanmadı. O yüzden bilmiyorum, bunu da böyle alenade buraya koydum ama. Velhasıl böyle. Burada buzdolabımız var. Bu buzdolabını da ben zaten 2 gün önce düzenledim. Hepsini çıkarttım, sildim. Güzelcene şu yukarı etler almıştım dün market alışverişimde, hatta şurada duruyor. Bunları şimdi yerleştirmem gerekiyor. Etleri de buzluğa atacağım. O yüzden şimdi bunları yerleştirelim. Güzelcene. Yarın da size mutfak turu çekeceğim. Daha doğrusu yarın düzenleyeceğim ve birkaç gün sonra da mutfak turu çekerim artık. Şimdi bunları yerleştirme vakti. Thank you.
de salçamı bu aldığımız kavanozların içerisinde bırakmıyorum. Güzelce ne kendime cam kavanoz aldım. Öbürü de zaten Tupan'ın plastiği. Ama hani o kavanozdan daha iyidir sonuçta. Böyle güzelce ne camın içerisine boşalttım. Ve üzerine zeytinyağı koydum. Havayla temas etmediği için bu salça kesinlikle bozulma yapmayacak. Böyle güzelce ne komple üstü kaplanana kadar zeytinyağı ekledim. Bunu böyle cam kavanozun içerisinde şeye koyacağım. Buzdolabına koyacağım. Bir tane de biber salçam için var. Güzelce onu da doldurdum. Biber salçasını ben hemen çıkartayım. Biber salçasını ben buzdolabında saklıyorum. Çünkü ev yapımı olduğu için bozulsun istemiyorum. Hazır falan değil bunlar. Özel Adana'dan getirttirdik bunu. Daha doğrusu amcamların hediyesi. Annem getirdi. Gelirken de Türkiye'den. Böyle bunu da boşalttım. Güzelce kavanozun içerisine. Bunu ama ağzına zeytinyağı koymadım. Çünkü biber, aman domates salçası kadar bozulacak bir şey değil çünkü. Yani bu biraz daha dayanıklı buna nazaran. Bunun içerisinde daha çok böyle tuz olduğu için bunu zaten besleyen ve koruyan. O yüzden böyle bıraktım. Bunları güzelce böyle kapatıyorum. İkisini de böyle aynı aldım ki buzdolabında da güzel gözüksün diye. İçerisine de bayağı alıyor gördüğünüz gibi. Hemen hemen 1 kilo neredeyse salça alıyor bunlar. Böyle güzelce bunları buzdolabının en üst katında bozulmasın diye muhafaza ediyorum. Burada meyveleri de güzelce düzenledim biraz önce. Şuradaki tabağın içerisinde bir önceki alışverişimizden olan meyveler var. Biraz böyle birkaç yeri gitmiş olsa da ben bunların sağlam yerlerini güzelce meyve salatası yaparım. Akşam onu yeriz. Onlar da ziyan olmamış olur. Burada da diğer meyve tabağımız taze olanlarla ya da şuradaki elmalar mesela, onlar da öbür alışverişten ama onların durumu daha iyi olduğu için onları bu tabağın üzerine ekledim. Biz akşamları meyve yemesini çok seviyoruz. Fakat dediğim gibi birkaç gündür, hatta birkaç haftadır sürekli dışarıdayız. Sürekli bir yere gidip geliyoruz. Daha doğrusu ya hastanedeyiz, ya işteyiz, ya herhangi bir şey çıkıyor. O yüzden pek evde oturmaya vakit bulamadığımız için bunlar da böyle biraz ziyan olmuş olabilirler. Ama ben bunları değerlendiririm inşallah. Şimdi hastaneye gideceğim. Daha sonra kayınvalideme geçeceğim. Kayınvalidemde güzel bir brunch yapacağız. Oradan sonra da tekrar eve gelip işlerime kaldığı yerden devam edeceğim. Biz brunch'a geldik kayınvalidemgile. Böyle mantar et sote gibi bir şey yapmış güzelce ne. Sosis yapmış. Böyle güzelce ne yumurta haşlamış. Biz şimdi kahvaltı brunch tarzı bir şey yapacağız. Hakan etçi olduğu için tabii ki bunların içerisinde et eksik olmuyor. Biraz önceki gösterdiğim şişeleri markete götürüp verdim. 8 euroluk şişe biriktirmişiz. Yani 25 centten 8 euroluk birikmiş. Onun yerine de 15.49'a bu persiller ucuzluktanmış. Yani bilmiyorum, bunları getirmişler. 15.49'a aldım. 90 tane yıkamalıkmış. Böyle 45'er tane şeylerin içerisine ayırmışlar. Bunlar normal toz değil, böyle jel olanlar. Bunları denemek istiyorum bu sefer. İnşallah güzel yıkarlar. Çünkü böyle tozu sürekli dökerken falan böyle hani ortalık batıyor, şey oluyor. Bunların daha temiz olacağına inanıyorum. İnşallah da güzel yıkarlar. Hakan'la da karşılaştık. Sonunda bir araya gelebildik. Yine ayakkabılar mı geldi? Nike'ın yeni ayakkabıları. Çok rahatlar ya. Benimkiler daha rahat. Yok. Benimkiler bez gibi. Tam yazlık. Havayı güzel bulunca değerlendirelim dedik. Sabahtan çamaşırları hallettiğim için hemen
Şimdilik dışarıya bir kafeye gidiyoruz. Bir şeyler içeceğiz. Nargile içeceğiz. Bayağı da nargile içmedik arkadaşlar ya Burcu'yla birlikte. Ve ben arkadaşlarımla içmeye gidiyorum. Ama evet, bir gün de canım eşim Burcu Hanım'la şaka Burcu'mla canım benim. Yavrum. Girek de bir nargile çek. Hava da güzel zaten. Şu an resmen 20 derece arkadaşlar. Ve evet. Sadece 2 gün sürecekmiş bu hava. O yüzden 2 gün tadını çıkartalım. Çünkü ve ben sürekli üşüyen birisiyim normalde. Bugün tişört giyebiliyorum. Düşünün yani havanın ne kadar güzel olduğunu. Görüşürüz. Ben şansımı zorlamamak için ince bir hırka giyindim. Yo, benim de zaten ceketim yanımda da şalap battaniye gibi, o ayrı bir konu da. Ötüyor. Unutmuşum. Yine size kötü örnek oldum ya. Arkadaşlar yola çıktığınız zaman lütfen emniyet kemerlerinizi bağlayınız, tamam mı? Hakan gibi olmayınız. Evet. Biz Bochum'da hukkaya geldik. Burada nargile içeceğiz. Krep yiyeceğiz. Ve güzelce ne kahve içeceğiz. Kahvelerimiz geldi. Kreplerimizi bekliyoruz. Arkadaşlar buraya gelin, tavsiye ediyorum ya. Ama ben nargilesini çok sevmiyorum. Pasaklı yarim. Batır. Canlı canlı. Evet arkadaşlar. Pasaklı. İşte Hakan'ın evde de böyle arkasını toplamakla ömrüm tükeniyor. Daha bir senedir evli değil, bir sözünü söylemeye başladı. Ha? Neyse. Ben de romantik olduğum insan söylüyordu bana. Olur öyle şeyler arada. Aa, inanmıyorum sana. Temizlendi. Evde de böyle yapıyorum, ucu çaktırmaz. Her yere sıyırıyorsun. Tabii ki hayır. Geldik. Birkaç videodur videoların sonunu unuttuğumuzu fark ettik. O yüzden dedik bugün buraya oturalım. Güzelce de bu videonun arkasına bir son çekelim. Biz bir kafeye gitmiştik. Biraz önce çekmiştik zaten bugün. Hukka diye bir kafeye gittik Bochum'da. Ama servisi aşırı dolu da değil yani. En fazla mesela 3'te 1 falan doluydu dükkanın. Daha doğrusu kafenin. Ve biz kesinlikle servisten memnun kalmadık. Bir ısmarladığımız geldi. Tekrardan içecek ısmarlamak istedik. Gelmediler, bakmadılar bize. Kalkmak zorunda kaldık. Bir de pişmiş soruyorlar ki memnun mu kaldınız? Ben de dedim ki yok, memnun kalmadım arkadaş. Onlara bahşişte bırakmadım. Kuruşuna kadar geri paramı iade aldım. Yoksa ben oraya 5-10 euro bahşiş bırakan bir insanım. Ama bu 3 oldu gittiğimiz. Bu 3'ü de berbattı yani arkadaşlar. O yüzden yani biz eşimle birlikte bir daha oraya gitmemeyi karar verdik. O vermedi de ben şimdi verdim. Gitmeyeceğim arkadaşlar oraya. Ya hayır, çıktığımızda da konuştuk zaten. Son zamanlarda ne zaman oraya gitsek memnun ayrılmadığımızın farkındayız. Ya herhangi bir şey hoşumuza gitmiyor. Tadı mesela nargilenin kötü olmuş oluyor. Ya da servisi. Bilmiyorum yani. Aslında bugün her şey güzeldi. Nargilesi falan ama
Servis kötüydü. Servis çok berbattı. O yüzden yani sonuçta 40-50 euro para ödüyorsun orada iki kişilik. Ve bu ona göre de servis istiyoruz biz aslında. Ama onlar ona göre servis vermedikleri için biz bir de oraya gitmeyeceğiz. Çevremden birkaç kişi de aynısını dediğinden dolayı çok onlar da uygun gitmiyor. Bir kafede değil değil mi? Öbürlerine nazaran fiyatları biraz daha yüksek. Tabii. Sonuçta şimdi başka yerde aynı menüyü alsam belki 20 euro öderim. Orada tek bir nargile, kahve, su zaten 25 euro tutuyor. Evet. Ayrıca iki tane de krep aldık. Dondurma, bir de çilekli falan. Yani aşağı yukarı 40 euro hesap geldi. O ben hesabında da değilim. Benim için önemli olan servis. Servis de yerinde olmadığı için ben gitmem arkadaş. Yani İstanbul'daki hukka gibi bir servisi yok oranın. Olmayacak da galiba. Sonuçta buradakiler fazla takmıyor servisi. Yeter ki millet orada fingirleşsin. Öyle. Böyle uzaktan kadın kesmek, uzaktan erkek kesmek. Bu AMG ile geldi. Bunda para var. Orada çok para avcısı var arkadaşlar ya. Evet, oraya son model arabayı çeken geliyor. Araba galerisi maşallah. Aynen. Oradan sonra çıktık. Bochum'a yakın oturduğumuz için Ruhrpark var. Oraya gittik. Hakan kendisine Yeezys alacaktı. Ayakkabı alacaktım ya. Bildiğiniz ayakkabı yok arkadaşlar. 250 euroluk ayakkabı normalde. Kız diyor ki ayakkabı çıkar çıkmaz 10 dakika içinde dükkanda bitiyor. Yani biz elimize alıp dışarıya koyamıyoruz. Millet sırada bekliyor. Çıktığı an millet kapıdaymış. Bir de her mağazada satmıyor onu zaten. Yani belirli mağazalar satıyor. Büyük şehirlerde. Kesinlikle bulamadık. Hakan onu alamadı. Neyse, haftaya İstanbul'da olacağız. İnşallah orada bulurum. Ben sanmıyorum. Burada bulamadığını orada hayatta bulamazsın. Nişantaşı'nda bulurum. Ben ama alışveriş yaptım. Hakan yapamadı. Bunu ben kendim aldım. BMF'den aldım. Kendine aldın. Evet. Okey. Ama sen de kullanabilirsin. Tamam. Sen gidersin. Temizlersin. Halledersin. Yaparsın. Hayır. Arkadaşlar. Bunun içinde ne içiyorsak senden. Zaten benden. Kult. Sen hazırlayacaksın. X. BMF'in normalde 59.99 indirimdeydi. Bir de kapıya koymuşlar indirimde diye 29.99. Ondan sonra adam da orada ayrıyetten bir 4.50 mi 5.50 mi bir de öyle indirdi. Yani bu 24.50'ye geldi. Hatta dur, burada kasa kağıdı var, size tam olarak söyleyeyim. 29.99'dan yine bir %15 indirim yaptı. 4.50'de oradan indi. Ve bu gördüğünüz poşet de parayla arkadaşlar. Yani tek Türkiye'de parayla değil poşetler. Evet, buna 20 kuruş ödüyoruz. Yani 20 sent ödüyoruz. Yani 1.20 lira. 1 lira 20 kuruş. Evet. Ben de Hauntem'den 2 tane elbise aldım. Çünkü hafta sonu düğün ve kına var. Ne giyeceğimi bilmiyorum. Aslında gideceğimiz kişileri tanımıyorum da. Ama Hakan akrabasıymış. Ama biz tamam, tanımadığımız için de böyle abiye giymek istemiyorum. Ama yine de şık olsun diye çok böyle şık, güzel, sade bir elbise aldım. Böyle beyaz, aman beyaz. Evet, bu beyaz. Hayır, tabii ki değil. Siyah. Renk körü arkadaşlar. Siyah bir elbise aldım. Böyle dizime kadar. Altına siyah pençorap giyerim diye düşünüyorum. Çünkü sohbetli bir düğün olacakmış galiba. Ve böyle kollarında güzelce ne görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle detayları var. Çok güzel bir elbise. Ve acaba bunu mu giyerim, bunu mu giyerim diye düşündüğüm için. Bunun da böyle üst kısmı çok hoşuma gitti. O yüzden bunu da aldım. Bu da çok böyle şık duruyor. Zaten oturacağımız için çok da güzel bence. Henüz emin olamıyorum ne giyeceğimi. O yüzden ikisini de almak istedim. Bu 30 euro. Bu da 50 euroydu. Ve bunun içinde de burcunu bana sevgililer günü hediyesi geldi, Nike. Evet, onu demiştik, ısmarlayacağız dedi Hakan diye. Aslında Adidas'ın Yeezy'lerini almak istiyordum.
Hakan çünkü bayağıdır bunları istiyor. Normalde siyahlarını istiyor. Siyahlarını zaten bulmak imkansız. Ve çok pahalı ya. 1000 euro. Evet, çok pahalı. O yüzden beyazlarını... Hatta biz oba havuzuna gittiğimizde orada çekim yapmış mıydı? Yaptık. Oradan salak gibi almadım ama orada istemediğim kadar Yeezys vardı. Böyle 10-15 tane böyle duvara geçirmişler. Duvara geçirmişler. Tabii duvardaydı böyle. Geçirmişler. Oradan alabilirdik. Ama ve lakin almadım. Ama o anda biraz tereddüt etmiştim. Beyaz ayakkabı giyer miyim, giymez miyim? Sonuçta hiç beyaz ayakkabım yok. Giymiyorum aslında. Ama böyle yavaş yavaş beyaza doğru da kaçmak istiyorum yani ayakkabılarda. Ben beyaz ayakkabı aşığıyım. Yani spor ayakkabısını siyah hiç sevmem. Hep beyaz alırım. Hakan da giymediği için ona o günü giyer misin falan diye sordum. O da tereddüt etti. Almak istemedi oradan. Şimdi de arıyoruz, bulamıyoruz. O yüzden bu hangi ayakkabı? Bu da Nike'ın yeni ayakkabısı. Bu cumartesi çıktı. Neydi ya? Ayakkabının tuhaf bir ismi var. Videonun başında göstermiştik zaten. Başlarında yani Hakan'la bir araya geldiğimizde. Orada ayağındaki ayakkabı. Ben bunu size burada yazıyor da şimdi aklınızda tutmanız için Nike ISPA 2019 modeli. Yeni çıktı. Bağcıkları yandan. Çok değişik bir ayakkabı. Ama çok rahat bir ayakkabı yani. Sanki ayağınızda ayakkabı yokmuş gibi bir şey. Ve bu 160 euro. Hemen eskileri de var bunların. 130 euroya ama o kadar fazla güzel değil şekilleri. Burcu'ya gösterdim bir gün. O yüzden neyse. Biz şimdi bunu aldık ya. Bununla biraz sonra Burcu'cum bize smoothie yapar. Nein, Hakan'cım yapacak. Hayır, ben yapmam. Bugün hatta size göstermiştim artan meyveler var diye. Hani biraz yumuşamaya başlamış olanlar. Onları buraya güzelce Hakan soyar, ekler. Hayır. Güzelce bize bugün smoothie yapar. Hayır. Evet. Hayır. Seninmiş ya hayatım. Hayır, ben sen de kullanabilirsin dedim. Biliyorum hocam. Tamam, sen kullanabilirsin. Bak, ben de kullanırım ama aslında senin olduğu için bak aşkım, sen yaparsın. Açık kameranın önünde söylüyorum. Ben adam, onu dinledim. Adam dedi ki, dinlediğim adamı bekledim. Tamam. Orada ben de vardım. Lütfen şuraya kadar doldurma. Ben sınırlarını her zaman sonuna kadar zorlayan bir insan olduğum için. Ve onu böyle takıp böyle kik yapıyor. Bak gördün. Böyle olması lazım. Tamam. Rica ederim. Şöyle bir kapağı da var. Evet. Burcu bana bunu sabahlar hazırlayacak. Sabah köründe kalkacak, hazırlayacak. Ya ya. Ondan sonra kapağını. Neydasın ben işte. Ve bu çok keskinmiş, bana dikkat edecekmişiz. Bunu ama böyle... ben bunu açamıyorum. Ver onu, zaten öyle açılmaz o bak. Bunu üstüne takıyorsun. Tamam da gene de kapağını açmaz gerekiyor. Kalite, VM. Hadi. Biz şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Eve geldik. Hemen ben tavuk göğsü sürdüm fırına. Kremalı sosla. Pilav yaptığım basmati pilavını seviyoruz biz tavukların yanına. Bir de brokoli haşladım. Brokoliyi böyle haşlayıp üzerine yoğurt dökerek yemeyi çok seviyorum. Şimdi gidip onları yiyeceğiz. Yarın da mutfağı düzenlemeyi düşünüyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Mutlu kalın, sağlıkla kalın. Görüşürüz. Şimdi kapanması lazım. Bam!